İslam'ı yaşarsan herhangi bir destek almaya, herhangi bir hap içmeye, herhangi bir terapiye gitmeye, bir enerjiciye gitmeye, bir ritüelcilere gitmeye. Şimdi biliyorsunuz enerjiler var, ritüelciler var. Budizm'den, Hinduizm'den, Şamanizm'den, Gök Tengri'den kapmışlar, karıştırmışlar. İslam'dan da zikirleri almışlar, karıştırmışlar. Ritüel yapacağız diyor, ritüel. Zikirleri de karıştırmış ki Müslümanların kafasını karıştırsın. Ritüel yapıyoruz, şamanizmle beraber yapıyoruz hocam ama zikrimiz Allah zikri. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Şirk ile Allah'ın ismini nasıl birleştiriyorsun? Nasıl birleştirebiliyorsun? Bu kitap senin neyine yetmedi? Ne ihtiyacın var senin psikolojik haplar almaya? Bir iddiam var. 16-17 yaşında İslam davetçiliğine başladım. 23-24 seneden beri hizmet yapıyorum. İslam'ı anlatıyorum. Bir iddiam var. İddiam şudur. Delilli ispatlı. Bugüne kadar binlerce insan eleğimizden geçti. Binlercesinin kurtulmasına vesile olduk. Uyuşturucu haplardan, psikolojik destek haplarından ve psikoterapilerden kurtulmasına vesile olduk. Neyle yaptık bunu? Bu kitapla. İslam, Allah'ın kitabını o adamın hayatına monte edebilirsen, o adamın bir terapiste, bir psikoloğa, bir kendisine uyuşturucu, beyninin yarısını uyuşturan hap verecek olan, parayla bunu yapacak olan bir insana ihtiyacı kalmaz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu meslekler olmalı. Lazım bu meslekler. Ama bu doktora gitmeden önce, bu hapları içmeden önce senin bir Kur'an'a gitmen lazım. Kur'an'a gidersen bunlara ihtiyacın kalmaz. Hiç ihtiyaç. Terapiste gidersen ne olur? İnsanlar terapiste gidiyor. Bana her gün 200 tane mesaj geliyor. Sadece benim Facebook hesabıma. Instagram'a 400 tane geliyor. Orada 6 kişi var, yetişemiyorlar sorulara. Ben her gün 200 tane suale cevap veriyorum Facebook'ta. Ne hikayeler, ne hikayeler. Terapiste gidenlerin A'dan Z'ye girdiği andan çıktığı ana kadar ne konuşuluyor, ne soruluyor, ne yapılıyor, ne tavsiye ediyor. Hangi hapların ismini bile biliyorum ya. Hayatımda terapiste gitmedim. Hepsinin hapların ismini bile biliyorum. Ne oluyor terapiste gittiğinde? Terapist bunu bir koltuğa, bir çekete uzatıyor. Uzan diyor kardeşim şuraya. O diyor ki ya oturmak istiyorum, gergin hissediyorum uzanırsam iyi hissetmiyorum doktor bir. Hayır diyor uzanacaksın, işin sırrı burada. Önce bir uzatıyor. Önce bir uzatıyor, bir gevşetiyor onu. Bir gevşe, bir rahatla. Şu anda bir bahçede olduğunu falan düşün diyor. Kuşlar, çiçekler, böcekler ötüşüyor diyor falan. Terapist o adamın psikolojik sorunuyla, ruhsal bunalımıyla, sorunuyla çocukluğu arasında tıpkı bir dedektifin suçla bağlantı kurması gibi, kırmızı bir iplik çekmesi gibi. Suçla, suçlu arasında kırmızı bir iplik çekiyorlar ya dedektifler, polisler. Terapist de bu adamın hastalığıyla çocukluğu arasına gitmeye çalışıyor ve onların arasında kırmızı bir ip çekiyor. Bu ipi ve bu bağlantıyı o hastaya söylediği anda doktor, o hasta şöyle diyor, aa evet çözdüm, evet sorunum buradan kaynaklanıyor. Babamla olan tartışmalarımızdan, annemle olan kavgalarından dolayı. Doktor bey artık size ihtiyacım yok değil mi? Bitti yani ben artık hasta değilim. Ben artık kurtuldum bu haplardan. Kurtuldum değil mi doktor bey? O hapları bir daha içmeyeceğim. Terapist de ona şöyle diyor. Hayır, hayır. Her hafta kendini ve kredi kartını bu koltuğa uzatmaya devam edeceksin. Her hafta. Ve her hafta kredi kartından 1000 TL çekmeye ve sana beynin yarısını uyuşturan o hapları vermeye devam edeceğim. Benim işim bu, diyor. Sorunun kökünü bitirmeyi hedeflemiyor. Sinekleri öldürüyor. Sivrisinekleri öldürüyor. Ya bataklık var orada. Gel şu bataklığı kurutalım. Bataklığın kurutulması demek İslam dışı bütün fikirlerin, bütün ideolojilerin, bütün inanışların yok edilmesi demektir. İslam dışı bütün fikirleri, ideolojileri, insan yapımı dinleri yok edersen bataklık kurur. Bataklık kuruduğu zaman huzurlu, insanların zekat verecek fakir bulamayacakları bir dünya gelir. Hocam var mı böyle bir şey ya? İslam tarihinde iki dönem var. İnsanların zekatını verebilecek insan bulamadığı iki dönem. Bir, sahabeden hemen sonra gelen dönem, Ömer bin Abdülaziz dönemi. Zenginler mal fışkırıyor, Allah Teala bereket vermiş. İslam o kadar kaliteli yaşanıyor ki, devlet idarecileri o kadar samimi ve ihlaslı bir şekilde İslam'ı yaşıyor ve fedakarlar ki Allah akıttıkça akıtıyor. Zenginler zekat verecek fakir bulamıyor. Fakir Müslüman bulamadıkları için ne yapıyorlar? Zekatlarını o zaman gayrimüslimlere verebiliyorlar. Kalpleri İslam'a ısınsın diye. Verebiliyorlar. Bu dönem yaşandı. Bir, iki, Osmanlı dönemi.
Osmanlı döneminde de bir dönem zekat verecek fakir bulamadılar. Bak, sen bataklığı kurutursan Allah sana öyle bir bolluk verir ki dünyaya hükmedersin. Bunlar Fransız değil, bunlar Çinli değil, bunlar Japon değil, bunlar senin ataların, Müslüman Türkler. Dünyaya hükmettiler mi? 623 yılın 4 asırında dünyanın tek patronu. Amerika dediğin kıytırık Amerika 30 senedir, 40 senedir İngiltere'den dünyanın liderliğini aldı. 40 sene. Osmanlı 400 sene dünyaya tek patron olarak hükmetti. Bunu bu kitapla yaptı. Herkes huzurlu, herkes mutlu, aç insan yok. Ve dünyada her tarafa İslam'ı yaymaya devam ediyorlar. Bunu güzel ahlakla yapıyorlar. Sen de bunu yapabilirsin. Senin ataların, dedelerin bunu yaptı. Sen de bunu yapabilirsin. Allah-u Teala bize bu şuuru versin kardeşler. Bu fikriyatta, bu inanışta, bu işleri yapmaya devam edelim. Amin.